Mikrofon çalışıyor galiba. Çalışıyor başkanım. Bunu da alayım. Belki ayağa kalkarım. Hocam çok enerjisiniz de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ben de kendimi alamayacağım. Hani Türkiye için söylenebilecek bir şeyi baştan bir Laz fıkrasıyla söylesek iyi olur diye söylüyorum. Temel'i idama mahkum etmişler, asacaklar. Sandalyeye çıkmışlar. Son sözün nedir diye sormuşlar. Ha bu bana bir ders olsun. Ha bu bana ders olsun. Bizim biraz halimiz o olacak gibi oluyor. Bu noktaya gelmeden önce yapmamız gereken epeyce şeyler var. Ben Başkanım Türkonfed'le ilgili bilgi verdi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Başkanlar. Ben de daha iyi yargı derneği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Siyaseten tarafsız memleketin hukukla, yargıyla ilgili sorunlarına çözümler geliştirmek. Bu çözümlerde önce dernek içerisinde mutabakat sağlayıp daha sonra da toplumsal mutabakat oluşturmak. Oluşturduğu mutabakatı da gerçekleştirmesini takip etmek üzere kurulmuş olan bir dernek. Az sayıda üyemiz var Türkonfed ile karşılaştırılınca ama son derece güçlü bir ekibiz. Önemli çalışmalar yaptık. O çalışmaların bir kısmında Türkonfed ile yolumuz buluştuğunda demokrasi, orta demokrasi sorunlarının çözüm raporu şeklinde ortaya çıktı. Kitabın 1/3'ü onlarla ilgilidir. Çok yararlı bulacağınızı düşünüyorum. Türkiye'de o konuyla ilgili olarak yazılmış olan sanıyorum ilk eser. Ben başkasını bilmiyorum. Değişik yaratıcı fikirlerimiz derneğin üyelerinin katkısıyla gelişti. Bizim Türkonfed'le buluşmamıza sebep olan mesele, refah için hukukun üstünlüğü, hesap verirlik ve kurumsal yönetimin geliştirilmesi gerektiği noktasına buluşuyor olmamız. Hukuk soyut bir kavramdır ama eğer ekonomik temelleri yok ise kendisinde temelleri yoktur, hiçbir yere gidemez. Yani çok iyi hukuk olup sıfır ekonomi varsa o hukuku bir tarafa atın. Çok iyi ekonomi var, hukuk yoksa o ekonomiyi de bir tarafa atın. Zaten tutamazsınız, kaybedersiniz. İkisinin birlikte olması gerekiyor. En idealinin de hukukla birlikte refahın, hukuk yoluyla refahın gerçekleştirilmesidir ki o da zenginliğin kalıcı olarak elde olmasını ve kalıcı olarak sürdürülebilmesini sağlıyor. O bakımdan orta demokrasi çalışmasını yapmama vesile olan Arda Batu'yu özellikle anmak istiyorum. Eğer Arda olmasaydı, Arda'nın fikir babalığı olmasaydı bu mesele ortaya çıkmazdı. Dünyada demokrasi, ekonomi ve refah arasındaki ilişkiyi Orhan Başkanım da söyledi, hocam da söyledi. Benim bunları söylememe, tekrar anlatmama gerek yok. Sadece bu tespitleri anarak şunu söylemem lazım. Demokrasi, ekonomi ve refah arasında çok sıkı ve sağlam bir ilişki var. Özeti ise şöyle söylenebilir. Demokrasi, ekonomik gelişme, refah, milli gelir artışı ve sürdürülebilirlik sağlar diye özetleyebiliriz bu görüşleri. Şöyle düşünün, siz iş dünyasındansınız. İrili ufaklı işletmeler, şirketlerin sahipleri ve yöneticilerisiniz. Bana bir tane şirket gösteremezsiniz ki kötü yönetildiği halde başarılı olsun. Bütün şirketler iyi yönetildiği için başarılı olurlar. Özellikle aile şirketlerinde görürsünüz. Anne baba bir şirketi kurar, geliştirir, başarılı hale getirir, çocuklara geçer. Çocuklar iyi yönetmedikleri için şirket belli bir süre sonra dağılır gider. O aradaki faaliyeti de topluma bir maliyet olarak yansır. Dünyada demokrasi endeksleri yapan çeşitli kuruluşlar var. Bunlar hakkında ön yargılı şeyler de söylenebilir. Taraflı olarak bu endeksler düzenleniyor denilebilir ama taraflı da olsa, tarafsız da olsa bu endekslerin hata payları çıkıldığı zaman doğruluk payları da vardır. Hiçbir ölçünün olmadığı yerde yanlı bir ölçüde bir ölçüdür. Bize fikir verebilir. Türkiye'de bu endekslere karşı bir ön yargı geliştirildiği için söylüyorum. Aslında bunları çok ciddiye almak lazım. Yanlış da olsa o yanlışlığı giderecek çalışmada bulunmak lazım. Fakat demokrasi seviyelerini ölçen İsveçli bir
Sivil Toplum Kuruluşu'nun değerlendirmelerine göre bu haritada gördüğünüz gibi 3 seviyede görebiliriz. Türkiye bunlardan orta seviyesinde gözüküyor. 2017'ye gelindiğinde Türkiye'nin seviyesinde biraz gerileme olduğu da görülüyor. Ama aşağı yukarı ortalarda bir yerlerde bulunuyoruz. Bir de gelir seviyelerinin dünyadaki haritasına baktığımız zaman gördüğümüzde yine gelir seviyesi bakımından da ortalarda bir yerlerdeyiz. O demokrasi seviyesiyle gelir seviyesi haritalarını karşılaştırdığımızda gördüğümüz tabloda bize şunu söylüyor. En baştaki önermeyi demokrasi seviyesiyle gelir seviyesi arasında bir korelasyon var. Yani bir bağlantı var. Eğer orta demokrasi aralığındaysanız gelir seviyeniz de orta demokrasi aralığında. Şimdi buradaki bu salondaki herkese düşen bir görev var. Hocamın söylediği de o. Hocalarımız var, iş adamlarımız var. Herkes şunu biliyor ki biz buradayız. 3 aşağı 5 yukarı isabetli olarak belirlenmiş bir yerdeyiz. Gelirimiz orta seviyelerde aşağıya düşmesin diye uğraşıyoruz. Demokrasimiz ileri geri gidiyor. Orta seviyelerde aşağıya düşmesin diye uğraşıyoruz. Bizlere şu görev düşüyor. Buradan ileriye gitme görevi bize düşüyor. Bir başkası bize bunu yapmayacak. Yani bize Amerikalı gelsin, parasını akıtsın, yabancılar gelsin, yatırımlarını buraya yapsınlar, işte sermaye oluştursunlar da biz ileriye gidelim diye bir beklenti içerisinde olmamalıyız diye düşünüyorum. Genellikle yabancı sermaye yatırımı gelmez, az olur falan gibi söylemlere de şahsen karşı çıkıyorum. Söylemleri şöyle değiştirmenin gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi potansiyelimizi böyle olursa daha iyi ortaya çıkarabiliriz. Bakın bir şirket kuruluyor. Yabancı sermayeli bir şirket. Tarım üretimi yapıyor diyelim. Karacabey'de bir şirket var. Hollanda sermayeli bir şirket. Bu şirket orada Karacabey'de çok güzel bir tarım sahasında tohum üretimi yapıyor. O tohum üretiminde çalışan köylüler, işte yönetimde çalışan muhasebeci, diğer çalışanlar falan falan topluyorsunuz. Hepsine verdiğiniz ücret kadarına bir tane Hollandalı çocuk geliyor, ona veriyorsunuz. Fakat o çocuğun maaşını o Karacabey'deki çiftlikten çıkarıp da veriyoruz. Yani bizim kendi içerimizde yaratabileceğimiz değer ve ekonomiyi nasıl ortaya çıkarız diye konuşursak daha iyi olacak. Öbür türlü şöyle oluyor. Ya biz yapamayız, ya biz zaten gerideyiz. Ya biz işte şöyle, bize bir kurtarıcı gelmesi lazım, o bizi tutup çıkarması lazım. Amerika'nın şeyi olduğumuza göre, stratejik ortağı bilmem nesi olduğumuza göre o onlar yapsın diye söylüyor. Amerikalı da şöyle düşüyor, ben Türkiye'ye gidince ne kazanacağım? Borç verirsem ne kazanacağım, tamam. Yatırım yaparsam ne kazanacağım diye düşünüyor. Bizim bu şeyden değişip bu tablodan, buradaki ekranda gördüğümüz tablodan ileriye gidişi kendimiz yapmamız gerekiyor. Bunun mümkün olduğunu arkadaşlar birkaç kendi içimizden örnekle verebilirim. Kendi bildiğim örnekler, sanıyorum bu salonun hepsi böyle örneklerdir. Orhan Başkanım'dan örnek vereceğim. Elazığ'da haftada bir kere çorba içerim dedin. Geçen de çok dokundu bana, biliyor musun? Haftada bir kere çorba içmek lüks iken şimdi Orhan Başkanım o dediği bir şirketin sahibi ve dünyanın her tarafına ihracat yapıyor. Ben de kendimden göstereceğim. Ben şu evde doğdum. Bu evi bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Küçük resimdeki etekli olan çocuk da benim. Yani o evde doğdum. Topraktan en basit malzemeyle yapılmış olan ev. O evin bahçesinde çekilmiş olan bir fotoğraf. Hayatımın en değerli şeyidir diye görüyorum. 58 sene önce çekilmiş olmalı bu fotoğraf. Şimdi o evde doğan çocuk olarak Orhan Başkanım'ı söyledim. Kendimi söyleyeyim. Bundan 4-5 sene önce beni Londra'ya davet ettiler. Avukatlık büroları arasında ödül verdiler. Yılın avukatlık bürosu ödülü verdiler. Fazla bir şey değil. Fazla bir şey değil. Kendim hakkında konuşmayı o kadar da sevmiyorum ama arkadaşlar bizim şunu bilmemiz lazım ki içinde bulunduğumuz durumdan daha ileriye gitmek ya da geriye gitmek bizim kendi kendimize yapacağımız şeyler. Kesinlikle. Fakat biz Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hep ileri gidiyoruz.
Orhan Başkanımın başarısı da ona borçlu olduğumuz şeydir. Benim bu başarım da ona borçlu olduğum şeydir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır diye Mustafa Kemal Atatürk'e bir söz vermemiz gerekiyor. Biz mutlaka onu çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız. Eğer bunu yaptığımız zaman milli gelirimiz de yukarıya gidecektir. Refahımız da yukarıya gidecektir. Her şeyimiz onlardan daha iyi olacak. Buraya Kapadokya'ya bir sürü gencecik, uzun boylu, yakışıklı civanlar geliyor değil mi? Çok böyle bakıyoruz nasıl oldu bunlar diye. İşte biz de çocuklarımızı onlar gibi civanlar haline getirebilmek için refah geliştirmemiz lazım. Onlara, onların hissettiği özgürlüğü, güveni biz de kendi insanlarımıza verebilmemiz lazım. Bu bizim devlet yönetimimizle ilgilidir. Devletin kurallara göre yönetimini demokrasi olarak tanımlamak daha doğru olur. İşte ilkokulda okuduğumuz kitaplarda bir kere görüyoruz. Demos Kratos falan diyoruz. Oradan geçiyoruz. Aslında bizim kurallara göre yönetim olduğunu, demokratik yönetimin bu olduğunu söylememiz uygun olur. Bu bizim Türklerin devlet yönetim kültüründe çok sağlam yeri olan bir şeydir. Yani İslam'la tanışmadan önce kurultaylar, kurultaylarda kağan seçilen kişinin ben devleti şu kurallara göre yöneteceğim şeklinde verdiği töre sözü, töre geleneksel olarak oluşmuş olan kurallar, onun üzerine o kağanın eklediği kurallardan oluşuyor. Alın bakın bugünkü anayasa, anayasal düzene ilişkin devlet yönetimin Türklerdeki bundan 1000 sene, 1500 sene önceki geldiği seviyeyi gösteriyor. Yani biz kurallara göre yönetim meselesinde kendimizi gerilerde görmemeliyiz. Bu kurallara göre yönetim konusundaki gerilememizi durdurup ona uygun bir devlet yönetimi haline gelmemiz lazım. Ekranda gördüğünüz için tekrar etmeyeceğim. Bir devlet yönetiminin Platon'un bilge kral nitelemesine giderseniz devlet yönetiminin en iyi olabilmesi için devlette Platon bir yönetimden kaçması gerekirdi. Bilge kralı. Çünkü yönetim zor iş. İki, demesi lazım ki kaçıyorum ama geriye bırakacağım yönetim şekli benim yaptığım yönetim şeklinden kötü olmayacak. Bunun için demesi gerekirdi ki toplumun bilge insanları kuralları oluşturacak. Toplumun enerjilik insanları onları yürütecekler ve böyle bir şey yarattığın zaman da bunun kurallara uygun olarak yürütüldüğünü denetleyecek. Yargıcılara ihtiyacım var diyecekti. Üç tane güç oluşturacaktı. Şimdi bu üç tane gücü Avrupalılar belli bir zamandan sonra oluşturmuşlar, adını koymuşlar, belirli söylüyorlar. Bir tane dördüncü gücümüz var. Bu dördüncü gücümüz de medya, bağımsız ve çoğulcu medya. Türkiye'nin sıkıntısını çektiği konulardan birisi de budur. Fakat ideal bir devlet düzeninde yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrı ama uyumlu çalışıyor olması gerekiyor. Fakat bunların çalışmasını sağlayan demokrasinin dördüncü gücü olan hür, bağımsız ve çoğulcu bir medya olması gerekiyor. Beşincisi, arkası geliyor. Yani yönetimi geliştirme konusunda bütün bunlar oluyor. Şimdi Türkiye şöyle bir noktaya geldi. Hocamı bugün çok açık sözlü olarak konuştuğu için tebrik ediyorum. Türkiye kendi meselelerini konuşmaya korkar, çekinir bir noktaya geldi. Bizim ona değil, meselelerimizi ortaya koyup bunlara sağlıklı olarak tartışır olmaya ihtiyacımız var. Tartışma kültürünü geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu bir mevcut durumda topluma yönetilmiş olan bir eleştiridir. Yani iktidar ya da muhalefete yapılan bir eleştiri olarak almayın. Biz toplumsal olarak meselelerimizi dürüstçe ortaya koyup konuşabilecek, çözümler üretebilecek yetkinliğe sahip olmamıza rağmen bunu yapamıyoruz. Bunun sebebi bir ana hatlarıyla bakarsak bana göre Türkiye'nin yargı sorunu, yargı sorununun neden olduğu hesap verirlik, yönetime katılım ve özellikle de siyasi partiler şeklinde ortaya çıkıyor. Güçler ayrılığı ve dengesinde önemli bir sorunumuz var. Evet, yasama ve yürütme güçleri birbirinden ayrılmıştır. Fakat uyumlu çalışma konusunda sorunu var. Özellikle yürütmenin yargıyla uyumlu çalışma konusunda bir meselesi var.
öbür taraftan yasamanın kendi başına yasama işlevini yürütmeden bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi konusunda da sıkıntılarımız var. Siyasi partilerin aldıkları oy oranlarına göre eğer yürütme çoğunluğu sağlayabiliyor ve mecliste çoğunluğu sağlayabiliyorsa o zaman meclis yürütmeye tabi oluyor. Çoğunluğu sağlayamıyor, koalisyon oluyorsa o zaman meclis yürütmeye hakim oluyor. Fakat yürütme aynı zamanda yargıyla da hiçbir zaman verimli bir işbirliği yapamıyor. Kaç tane proje biliyorsunuz? Bu meselelere şöyle bakın. Mesela bir özelleştirme kararı verilecekti Türkiye'de. Telekom'un özelleştirilmesi gündeme geldiği zaman Özal o zamanlar çok uğraştı. Dış borcumuzun tamamını kapatabilecek bir değeri Türk Telekom özelleştirilebilirdi. Fakat o konuda yargıyla yürütme bir ortak noktada buluşamadığı için hangisi haklı hangisi haksız tartışmasından öteye bunlar bir ortak noktada buluşup bir çözüm üretemedikleri için o zaman Türkiye Türk Telekom'u özelleştiremedi, tabii, dış borçları ödeyemedi, dış borçlar büyük bir sarmalı oldu, Türkiye'nin başına bela oldu. Kurlar şeyden çok hızlı bir şekilde arttı. Yıllar sonra Türk Telekom özelleştirildi, o zamanki değerinin 1/5'ine falan oldu. Benzerlerini başka yerlerde görüyorsunuz. Hani yargının bağımsızlığı fikrinden falan ödün vermeye kadar giden şey oluyor. Mesela özelleştirme için görüş soruyor. Danıştay'ın görüş vermesi gerekiyor. Danıştay o görüşü verirken yürütme mantığıyla bakmıyor. O diyor ki yani niye sen benim gözümle bakmıyorsun? O diyor ki sen niye kurallar gözüyle bakmıyorsun falan. Sonra alıyor gidiyor. Özelleştirmeler yapılıyor. 5 sene sonra iptal kararı geliyor. Geriye döndürmenin imkanı yok. Yani hakim durum oluşmuş. Yani Demirbank olayı, o mali kriz sırasında Demirbank'a el konuluyor. Demirbank ortadan kalkmış. Danıştay 8-9 sene süren yargılamanın sonucunda iptal etti. Şimdi Demirbank'ı nasıl geri vereceksiniz? Geri verilmesi mümkün değil. Bu tür şeyler oluyor bu şeyde uyumlu çalışma konusunda. Yani güçler ayrılığı evet gereklidir fakat bunları uyumlu çalıştırma meselesi özel bir sanat gerektiren bir şeydir. Türkiye'nin bu konudaki en büyük sorunun hesap verirlik ve hukukun üstünlüğü konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Hukukun üstün olması kendi içimizde birbirimize güven oluşturabilmek için dışarıya karşı da kendimiz güven verebilmemiz için gerekli olan şeydir. Yani hukuku yani kurallar üstün olacak. Kurallar üstün olduğu için biz hesabımızı verebilir olacağız. Hesap verebilir olduğumuz için işte şeffaf olacağız, her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyor olacağız. Sonucunda ibra isteyebileceğiz insanlardan, ibra edilmek, rahat etmek demektir. Bunların hiçbirisini yapamıyoruz. Tercih ettiğimiz hesap verirlik türlerinden minimum standardı teşkil eden yargısal hesap verirlik konusu. Yani yargısal hesap verirliğe gelmeden önce insanların yaptıkları işlerle ilgili olarak karşı taraftan kabul görmesi, uygun olduğuna ilişkin bir teyit alması ya da eksik olduğu konulara ilişkin eleştiriler alması ve kendisini geliştirebilmesini sağlayacak olan bir sürü hesap verirlik türleri var. İşte bilançoları açıklıyorsunuz, millet ona göre tepki veriyor, piyasa tepki veriyor. Bir karar alıyorsunuz, kapı açıklıyorsunuz, kapı açıkladığınızda hisse değerleri düşünce hemen onu düzeltiyorsunuz. Bütün bunlar hesap vermenin yöntemleri. Fakat yargısal hesap verirlik hiçbir şekilde ödün verilemeyecek olan, en son noktaya gelmiş olan şey, o konuda ise Türkiye'nin bazı sorunları var. Yani yargısal hesap verirlik konusunda, yani minimum hesap verirlik standardı konusunda Türkiye'nin büyük sorunları var. Bu büyük sorunlardan bir kısmı yüksek yargı üyelerinin hesap vermezliği şeklinde söylenebilir. Üst düzey kamu görevlilerinin hesap verirlikten, yargıya hesap verirlikten kaçınmaları gerektiği şeklinde söylenebilir. Bir de kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin konularda hesap verirlik, yargısal hesap verirlik aksaması olarak söyleyebiliriz. Bunun kökündeki sebebi araştırıp bulmak için çok daha iyi yargı derneği üyeleri olarak çok çalıştık. Bunların en başında bir güvensizlik ve kontrol etme arzusu var. Yani yargıya güvenemiyor insanlar hesap vermek için. Hesap vermekten korktuğu, çekindiği için değil fakat yargı hesap vereceği yargı mercilerine güvenemediği için ona hesap vermekten kaçınıyor. Bu doğal olarak da bu gücü kontrol etme arzusuyla sonuçlanıyor. Bu kontrol etme arzusu Türkiye'de
yargının operasyonlara alet edilebilmesi de bir araya gelince, çünkü belli bir gücü kullanacağı, o zaman ortaya şöyle bir şeyle çıkıyor. Biz öyle kontrol edelim ki sakın kıpırdayamasın. Yani iki türlü kontrol edelim. Bir, nasıl oluşacağını kontrol edelim. İki, işlevini nasıl göstereceğini kontrol edelim şeklinde ortaya çıkıyor. Size şöyle söyleyeyim. İşte bir kamu görevlisinin yargıya hesap vermesi gereken bir durum ortaya çıktığında bunun hesap verip vermeyeceğine üstü karar veriyor. Hesap vereceğine karar verse bile o hesap verme kararı bir soruşturma izniyle ortaya çıkıyor. İznin verilmesinden önce bir idari soruşturmanın yapılmış olması gerekiyor. Sayın Vali Yardımcı bu prosedürü bizim hepimizden çok daha iyi biliyordur. Önüne onlarca mesele geliyordu. Bunun böyle olmasının birçok haklı sebebi vardır elbette. Fakat o haklı sebeplerin ortaya çıkmasına neden olan mesele yargının bu işlevi kamu görevlerinin özelliklerine ve hassasiyetlerine uygun olarak yerine getirebileceğine güven duyulmaması oluyor. Onun sebebi de yargının kendi içinde hesap verir olmaması. Türkiye'de uluslararası